Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 2023 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, öncelikle ayın genel başlıklarına kısaca bir bakalım. Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Kova burcunda bir yeni ay doğuyor. Merkür ve Mars ayın ilk yarısında gerilemesini sürdürecek ama ikinci yarısında artık retrolar bitiyor. Evet, detaylara bakalım. 20 Ocak'a kadar Ay Güneş Oğlak burcunda ilerliyor olacak. 23 Aralık'ta doğan Oğlak yeni ayının tesirleri de tabii ki Ocak ayının ilk 10 gününü şekillendiriyor. Bu dönem sizin için yakınlarınız, çocuklarınız, işte kişisel girişimleriniz, biraz da size yaratıcılığınızı besleyen, hayatınızda size motivasyon sağlayan konular, hani buralarda bazı girişimleriniz olabilir. Bunlar devam ediyor ayın ilk yarısında. 7 Ocak'ta meydana gelecek olan Yengeç burcundaki dolunay duygusal anlamda çok güçlü bir dolunay ve önemli farkındalıklar da getiriyor bize. Bunlar aşk hayatınız, sosyal ilişkilerinizle ilgili olabilir, çocuklarınızla ilgili olabilir, kişisel girişimlerinizle ilgili bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Özellikle Aralık ayında başlamış konular netleşebilir. Bununla beraber geçtiğimiz yıl Haziran-Temmuz ayında başlamış olan bazı konuların da netleştiği, sonuç verdiği bir dönemdeyiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yengeç dolunayları size güzel bir açıdadır. Çünkü bu dönemde Güneş Oğlak burcunda, size üçgen açıda, bir yandan Uranüs de bu dolunayda güzel bir üçgen açı veriyor size. Dolayısıyla sürprizler, heyecanlar getirebilecek, sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir. Özellikle kişisel haritalarınızda Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa çok olumlu tesirler alabilirsiniz. Öncü burçlarda da gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki bu daha belirgin bir etki getirebilir yeni ay. Bir projenizin sonuçlanması, işte bir eğitiminiz tamamlayabilir. Örneğin işte bir özellikle bir ekip çalışmasında başarı elde edebilirsiniz. Bunlar size kariyer hayatınızda maddi ya da manevi ödül getirebilir. Ünvan da bir değişme olabilir. Yani size ün, başarı getirebilecek, kalabalıklar tarafından fark edilebileceğiniz bir dolunay. Aşk ve duygusal hayatınızda özellikle çocuklarla ilgili, annelikle ilgili konularda da anne olmak, işte çocuklarınızla ilgili belki güzel gelişmeler, onların eğitimleri, gelecekleriyle ilgili hedefleriniz olabilir. Biraz yurt dışı, uzaklarla ilgili sürprizler de var. Sevdiğiniz kişilerle daha fazla görüşebilirsiniz. Örneğin bir seyahatiniz olabilir. Ya da size sürpriz bazı seyahatler gündeme gelebilir. Heyecan duyabileceğiniz ama mutlu olabileceğiniz bir dolunay gündemde olabilir sevgili Başaklar. Evet, retrolar devam ediyor. Retrolar biraz geçmişle ilgili konuları da gündeme getiriyor aslında. Merkür Oğlak burcunda 17 Ocak'a kadar gerileyecek. Bu sizin yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla Ocak ayının büyük bölümünde aslında bir şeyleri gözden geçiriyorsunuz, kurguluyorsunuz. Planlar olabilir, programlar olabilir. Ürettiğiniz işler varsa, mesela bir sanatçıysanız yaptığınız eserleri şöyle bir gözden geçirebilir. Düzenleyebilirsiniz, eksikleri tamamlayabilirsiniz, bir şeyler yazdınız, çizdiniz, hazırladınız, bunları tamamlayabilirsiniz. Öğrencisiniz, bir sınava hazırlanıyor olabilirsiniz, yarım kalmış bir eğitimi tamamlamak için hazırlıklarınızı yapıyor olabilirsiniz. Bir hazırlık dönemi. 17 Ocak'tan itibaren Merkür ileri harekete dönünce hızlanacak, artık daha sonuç odaklı olacaksınız ve somut gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Mars 12 Ocak'a kadar İkizler burcundaki gerilemesini sürdürüyor olacak. 12'sinden itibaren 8 derece İkizler burcunda ileri harekete dönecek. Dolayısıyla enerji anlamında özellikle kariyer, gelecekle ilgili işleriniz, işte bunlar öğrenciyseniz eğitimle ilgili işleriniz var. Bir şeyleri yazılı, sözlü hazırladığınız tezler olabilir. Ya da bir proje üzerinde çalışıyorsunuz ki İkizler eğitim işleri, iletişimle ilgili her türlü iş, ticari aktiviteler, tüm bunları yönetir. Gerileme sürecinde özellikle 28 Ekim'den bu yana yavaşlamalar, gecikmeler, hani bir türlü tam istediğiniz gibi ilerlememiş olabilir bu konular. Ama 12 Ocak'tan itibaren Mars ileri dönecek. Artık bu yarım kalmış, gecikmiş konuları toparlayacak ve hızlı bir ilerleme getirecek. Sizin de mücadele gücünüzü güçlendiriyor. 17'sinden sonra Merkür'ün de düzelmesi hem motivasyonunuzu arttıracak hem kendinizi daha iyi anlatabilir, ifade edebilir hale geleceksiniz. Ve bu alandaki işlerinizde
yavaş yavaş toparlanmaya, hızlanmaya başlayacak. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 21 Ocak'ta ise Kova burcunun bir derecesine yeni ayda olacak. Bir derece başlangıç enerjisi taşır. Dolayısıyla bu yeni ay yeni bir düşünce, yeni bir fikir, yeni bir hedef anlamına da gelebilir. Kova sizin 6. eviniz. Günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz, rutinleriniz, çalışmalarınızla ilgili ve yeni bir iş, belki işinizde yeni bir çalışma şekli, yeni bir müşteri, yeni bir teklif, özellikle teknolojiyle ilgili yeni bir adım, işinizin dijital alanlardaki açılımları olabilir örneğin. Günlük hayatınızın çalışmalarını, çalışma alanınızın konforunu arttırmak adına bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Yeni bir çalışma arkadaşı ya da yeni bir yardımcı evinizde ya da iş ortamınızda gündeme gelebilir. Sağlığınızla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlar etkilendiği için bu yeni aydan, siz de bir değişken burç olduğunuz için özellikle kişisel doğum haritalarınızda sabit burçlarda, işte Kova, Aslan, Akrep ya da Boğa olabilir. Bunların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa 0 ile 5 derece arasında alabilirsiniz. O zaman bu yeni ay sizin için daha belirgin olabilir. Sağlık konularınıza yeni ay ve onu takip eden 2 haftalık süreç içerisinde dikkat etmeniz gerekebilir. Belki yeni bir çalışma programı belirleyeceksiniz kendinize. İşte yeni bir beslenme programı, yeni bir diyet. Bununla beraber işte yardıma ihtiyacınız olan alanlarda yardımcı alabilirsiniz işlerinizde. Kendinize daha fazla zaman ayırmanızı sağlayabilir bu. Günlük düzeninizde değişimler olabilir. Hatta giyim kuşamınızda, imajınızda bile bazı değişimler yapabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili bazı gelişmeler var. Evet. Şu ana kadar bir evcil hayvanınız yok. Bu yeni ay size hayatınıza bir evcil hayvan getirebilir. Onlarla ilgili bazı konularınız olabilir. Onların kontrolleri, bakımları, düzenlemeleri gibi. Genel olarak hani günlük hayatınızda rutinlerinizle ilgili alanlarda bu yeni ay önümüzdeki 20 Ocak sonrasında 2 haftalık süreç içerisinde daha fazla gündem yaratabilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.